Kitabıyla biz dedik ki, şimdi bazı arkadaşlar kamplara geliyorlar, bazıları özel atölyelere, çalışmalara, işte böyle gezilere, bir sürü şeye geliyorlar. Ama bazı dostlarımız da var ki doğal olarak onlarla yeteri kadar belki yakınlaşamam. Onun için yolcu kitabı size bir kapı açıyor. Diyor ki, şimdi gel sana bir hayatın önce bir gösterelim. Hayatın ne aşamalardan geçiyor? Nerelerden geçiyor? Sana burada bir projeksiyon yapalım. Buraya da sandalye alabilir miyiz arkadaşlar? Dostlarımıza buraları da alalım. Evet. Ve bir bakıyorsun ki hayat dediğin aslında masallarda anlatılmış, efsanelerde anlatılmış. Tüm kutsal kitaplarda, evliyaların menkıbelerinde, peygamberlerin sözlerinde, hadislerinde her şey zaten anlatılmış, var. Bir taraftan bakıyorsun gizli saklı hiçbir şey yok. Masallara bir başlıyorsun, bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, zaman içinde. Ve bir bakıyorsun, hani annenle deden birbirini kovalıyorlar. Dere tepe düz gidiyorlar, arkalarına dönüyorlar, bir bakıyorlar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Bitti. Bütün kuantum, metafizik, daha masala başlarken bitti, hepsini anlattı sana. Ne yaptı? Gel bildiğin her şeyi bırak, yeniden başlayalım dedi. Ya Deredepe dümdüz gidilip de bir arpa boyu yol gidilir mi? Piriler, berber, yok tellal, bilmem ne olur mu? Bak, bildiğin her şeyi unut diyor. Her birimiz bununla büyümedik mi? Peki her birimizin dinlediği masalda, Keloğlanından tut da, hani o bir sürü anka hikayelerinden tut da, padişahın kızının şifası için dağlara giden, Ferhat ile Şirin'den, Kerem ile Aslı'dan tut da, her birisi aynı şeyi anlatmadı mı? Anlattığı şey senin, benim hayatım. Ama içimizde olan, yaşadığımız, o kadar kendimize yakın, hiç de öyle uzaklarda değil. Yani yok batıdan öğreneceğiz, başka bilmem ne sistemlerden öğreneceğiz. Dünyadaki kültür mühendisleri bize çeşitli sistemler, tedavi yolları gelip de al seni iyileştireceğim diyecekler. Değil. Zaten her birimiz bunlarla büyüdük. Ne yapıyordu o masal kahramanları? Diyelim ki o şifalı bitkiyi, şifalı elmayı, tüyü, kılıcı, sihirli küreyi bulabilmek için 7 tane kapı geçiyorlardı. Ve bu 7 tane kapının bazı zorlukları var. Kiminde ejderhalar var, kiminde canavarlar var, kiminde nefsin oyunları var, kiminde tuzaklar var. Hayat bu değil mi? Sırat köprüsü bu değil mi? Ya da şeytanın aldatmacaları bu değil mi? Masallarımızda bir de bakıyoruz ki kahraman işte o ejderhaları, bir sürü zorlukları aşıp da tam da böyle o şifalı bitkiye ya da işte yumurtaya ulaştığında bir anda her şey değişiyor. Bir bakıyorsun ki ölümsüzlük iksirine ulaşmış. Ya da öyle bir anahtar, öyle bir bilgi, öyle bir kuşun sihrini almış ki artık o andan itibaren hayat bambaşka olmuş. Peki uyanmak bu değil mi? Hayatın illüzyonlarından, bu simülasyon sisteminin içerisinde nerede olduğumuzu görüp fark edip hayat rüyasından uyanmak bu değil mi? İşte aslında bu kadar her birimize yakın olan bu bilgelik yolunu gelin dedik birlikte hem çocuklara hem gençlere hem bize bir daha anlatalım. Aslında zaten kalbiniz bunları biliyor, hatırlamak istiyor. Yoksa hiçbirinizin bilmediği bir şey yok. Herhangi birimiz hiçbir zaman size yeni bir şey anlatmıyoruz. Ama unuttuk. Unuttuklarımız var. Öyleyse
unuttuklarımızı birbirimize hatırlatacağız. Bu bizim görevimiz. Her birinizin görevi. Sorumluluğunuz var. Hayatınıza, kendinize karşı. Topluma karşı, çevrenize karşı. Bilenin bilmeyene. Çok olanın aza. Zengin olanın fakire sorumluluğu var. Eğer zengin sorumluluğunu yapmazsa zenginliğini kaybeder. Bilen sorumluluğunu yerine getirmezse yenilenemez, tazelenemez, yeni bir bilgiyle beslenemez. Bazen diyorlar ki ne kadar bonkörsünüz, bilgiyi şöyle verin. Vermezsem yenisini alamam ki. Tabii ki aktaracaksın. Akışın içinde olmak, paylaşmak demek. Sizde olanı tuttukça, bu benim, ben bunu kimseye vermem. Elimde kalsın. Ha öyle mi? O zaman orada kal, kala kal. Bir bakıyorsun ki hayatın içinde kala kalmış bazı insanlar. Bazıları genç yaşta, bazıları ileri yaşta bir halin içinde sıkışmış. Bir travmanın içine sıkışmış. Çocukluğunun içine sıkışmış. Ya da bir bakıyorsun ki daha annesinden yediği azarda duruyor. Azarı yediği yaş 7. 7 yaşında annesi kızmış, orada sıkışmış. 5 yaşında babası kulağını çekmiş, hala sesi babasının kulağını çekerkenki gibi çıkıyor. İlerleyememiş bakın. Oysa ki hayat her an çağırıyor. Hadi gel diyor. Gel yeniden başlayalım. Yeniden başlamak, tazelenmek demek. Oysa ki dünyada bize öğrenme diye çok güzel bir sistem öğretiliyor. Öğrenmeyi öğreniyoruz. Öğrenmek çok kıymetli bir şey. Öğrenememek arkadaşlar bir kusur. Daha büyük bir kusur var. Öğrendiğini bırakamamak. Çünkü öğrendiklerimiz bizi bir yerden alıyor, bir yere taşıyor. Tamam diyoruz, bu benim çok işime yaradı. Artık hep bununla olacağım. Madem ben annemin karnındayım, hep orada o göbek kordonundan besleneyim. Hep annemin memesinden besleneyim. Hep bildiğim bir inancın, bir düşünce kalıbının içinden besleneyim. Ve emin olun, toplumları işte bu yavaş yavaş geride bırakarak hastalıklar, zorluklar ve uyandıracak bir sürü olaylar çağırmasına sebep oluyor. Bir memlekette deprem niye oluyor? Neden seller oluyor? Neden hastalıklar geliyor? Neden kazalar, sorunlar meydana geliyor? Eğer her şey onun izniyle oluyorsa, bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldamıyorsa, olan bunlar neyin habercisi? Uyandırmanın habercisi. Bakın. Tabii ki orada bir coğrafyanın bir kaderi var. Zaten orada olacak bazı şeyler var ama sen niye oradasın ve neden buluşuyorsun? Ya işte tesadüfen o gün oradan yolum geçiyordu. Ondan dolayı bilmem ne yaptık ve buluştuk. Ha, Allah'ın hiç hesabı kitabı yok. Sen daha uyanık, daha akıllısın. Öyle değil. Her birimiz arkadaşlar, her attığımız adımda bir kadersel döngünün içerisine doğru gideriz. Bir taraftan her birimiz yazarız, deriz ki şu anda şu olsun, bu olan benim hayrımadır. Senin hayrına olmayan hiçbir şeyi ifade etmiyorsun. Bu yanlış anlaşılan bir bilgiyle düzeltelim. Hani pardon, iptal. Ya önce geldi bakalım. Bunu niye söyledin? Niye söyletince sana? Dervişin fikri neyse zikri odur. Önce onu orada görüp, alıp, ihtiyacı bilip, şimdi gel dönüştürelim. Şimdi iyileştirelim. Şimdi güzelleştirelim. Ama bilgisini almadın, bir rahatsızlık, bir hastalık geldi sana. Hemen bu sivilceden kurtulalım. Hemen bu kırışıklığı silelim. Hemen bu hastalıktan kaçalım. Peki mesajı ne? Ya da Yaradan'la muhabbet istersin. Allah'ım ne olur seninle muhabbet edeyim. Peki seninle nasıl muhabbet etsin? Hangi vasıtayı kullansın? Sakın bedenimi kullanma.
etrafımdaki insanları kullanma, olayları kullanma, rüyalarımı kullanma, kalbimi de kapatayım, oradan da seslenme. Peki nasıl muhabbet edeceğiz? İşte her birimiz aslında Yaradan'ın bir temsilcisi olarak birbirimizle zaten muhabbet halindeyiz. Her an selamlaşıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimle selamlaştın? Ya Ahmet Efendi ile. Ahmet Efendi'yi kim yarattı? Yaradan'ın orada nuru yok mu? Orada onun zerresi, teşekkürü yok mu? Değil mi? Öyleyse her birimizi selamlarken dahi bu muhabbetin içindeyiz. Görmezden gel, geç. Neyi görmüyorsun? Peki, evine giderkenki ağaçları görüyor musun? Hepsi seni selamlıyor. Çiçekleri görüyor musun? Hepsi selam duruyor. Allah'ın sana selamını getiriyor. Ama sen muhabbet istiyorsun. Peki muhabbeti neyle yapacaksın? İşte doğayı, hayatı, sevginin diliyle selamlaşmadığını bilmeyen kişi bu sefer kazalarla selamlaşmak zorunda kalıyor. Ayağını kırıyor, yatıyor 40 gün. Ha. Belki hatırlar. Belki neden kendini kırdığını, kırdırdığını, yüreğini, kalbini kırdığını hatırlar diye böyle bir şey davet ediyor. Ya da geliyor birisi arkadan arabasına gün vurdu. Allah korusun hepimizden. Neyle selamlaşacak? Geçmişten gelen, arkadan gelen bir enerjinin frekansını sana çarparak hadi yürü ilerle, arkana dönüp bakmayı bırak diyor sana. Öyleyse olayların dilinin, olayların alfabesinin içerisinde Yaradan'la muhabbet var. Ama sen oradaysan bu muhabbetin içindesin. Ve birçok kişi ya da bizler birçoğu zaman bu muhabbetin dışında kalabiliyoruz. Görmezden gelebiliyoruz. Bir yere koşturuyor kişi. Nereye koşuyorsun? Bir yere. O yer neresi belli değil. Çok çalışacak. Bir şeyi başaracak, bir şeyleri gösterecek, bir şeyler olacak sonra bu dünya bitecek. Kalanımız yok. Kalabilenimiz yok. Allah'tan ki yok. Allah'tan ölüm var. Süreli bir zaman var. Ve o süreli zamanın nasıl geçireceğini soruyor sana hayat. Nasıl geçirmek istersin? Uyuyarak yaşayayım, uyuyarak öleyim, uyuyarak devam edeyim. Bu söylediğim arkadaşlar %90. Fazlası var da ayıp olur şimdilik. Ve bu sebepten uyuyarak ölüyorlar. Uyuyarak ölüm ötesine geçenlerde de işte o kabir azabında bakıyoruz ki sıkışmalar var. Orada bir halin içine sıkışmış. Ruhsal böyle bir sürü deneyimler, çalışmalar var. Görüyorsunuz, izliyorsunuz doğruları ve gerçekleri de var. Ya da ölüme yakın bir sürü deneyimler var. Ameliyat masasına gidip ölüp gelenler var. Değil mi? Her birinizin ailesinde vardır. İşte bir bakıyoruz ki birçok kişi ya da zaman zaman bizler de kendimizden kaçıyoruz. Kendimizle olmaktan kaçıyoruz. Peki senin neyin var, kimin var? Benim akrabalarım var, çocuğum var, ailem var, bilmem ne mi acaba? İçeride kim var? Sen senleyken kimlesin, kimle baş başasın? Ya da vakti gelip bu dünyadan ayrıldığında kimlesin, kimle kalacaksın, kimle baş başa gelip kalacaksın? Ya da gittiğin her yere kendini götürmüyor musun? Kendinle gitmiyor musun? Eğer her gittiğin yere kendini götürüyorsan, kimle gidersen git, mutsuz ve huzursuzsan nasıl bir hayatın olacak? Ben şu şehri sevmedim, taşınıyorum. Niye? Bu şehirdeki insanlar şöyle şöyle. Gidiyor daha kötüsüne buluştu. Ben bu bankadan diyor bir arkadaşım o kadar rahatsız oluyorum ki banka bana şöyle yapıyor, personeli böyle yapıyor, müdürü şöyle yapıyor, tayin istiyor başka bir şubeye daha kötü. Yok diyor bu banka kötü. Ben şimdi bankanı şeyini değiştireceğim.
Başka bankaya gidiyor. Bankacılık bana göre değilmiş. Ne yapacaksın? Ben şimdi finans bilmem nesine gideceğim. Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Gittiği her yere kendisini taşıyor. Fark etmiyor. Sizler de gittiğiniz her yere kendinizden yansıyan inançlarınızı taşıyorsunuz. İfadelerinizi taşıyorsunuz. Ve nasıl bir frekansınız varsa, nasıl bir tesiriniz ve enerjiniz varsa o gittiğiniz yerde o oluşuyor. Sana göre, her birinize göre bir kainat kuruluyor. Öyleyse her birinizin cenneti de cehennemi de sizin eseriniz olacak. Bir tane cennet yok, bir tane cehennem diyor. Aynı zamanda her gün, her saat ve her saniye yeni bir cennet ve yeni bir cehennem kurabilirsin. Peki neyi seçelim? Tabii ki cenneti seçeceğiz. Nasıl? Ben hem kendimi uzağa koyayım, hem muhabbet etmeyeyim, hem söylenenleri dinlemeyeyim, hem de cennette olayım. Peki bu kadar huzursuzluğun içinde cennette olman mümkün mü? Ben burada birazcık cehennem hayatı yaşayayım, burada biraz zorluklar yaşayayım. Ne olsa Allah beni görür, ölüm ötesinde cennette buluşurum. Yani sen burada cehennemi yaşayacaksın, burada biriktirdiklerin cehennem olacak, topladığın odunlarla gideceksin, cennet kuracaksın. Mümkün mü? Hayır. Çünkü burada bu odunları sen taşıyorsun. Sen topladın ve sen taşıyacaksın. Öyleyse bu dünyada mutlu olmayı beceremeyen bir insan huzurlu olamaz. Huzurlu olamayan bir insan da huzura çağrılmaz. Çağrılıyor şeytanın huzuruna. Bakın. Çünkü orada huzursuzluk var. Huzursuzluktan beslenenler, acıdan, hastalıktan, rahatsızlıktan beslenenler için gıda arkadaşlar şeytanın sofrası. Öyle bir şey var, şeytan sofrası falan var. Neredeydi o? Mersin mi? Ayvalık'ta. Ayvalık'ta. Orada şeytan mağarası mı var? Şey yok. Şeytan ne? Mağarası. Şey, yok başka bir şey. Ne? Yok şeyde Mersin Kız Kalesi'nde ne vardı? Cennet cehennem. Tamam. Öyleyse her birimiz kendi huzurumuzu ve kendi mutluluğumuzu kendimiz inşa ediyor olacağız. Bana Allah versin. Beni yarattı. Bakacak tabii. İhtiyaçlarımı karşılayacak. Ben demeden bilecek. Ve emin olun, şimdi sayıyı biraz daha yükseltiyorum. İnsanlığın %99'u Yaradan'dan şikayetçi, ona öfkeli, kızgın ve isyan halindedir. %99 diyorum, emin olun yine kibar söylüyorum. Belki aramızda ona bugüne kadar hiç kızmamış bir kişi çıkmayabilir. Ben de dahil. Benim de kızdığım zamanlar olmuştu. Niye benim istediğim gibi yapmıyorsun yani? Bak burada bu kadar hızlı yapıyorsun da burada niye uzağa koyuyorsun, benim istemediğim bir şey yapıyorsun? Madem bu kadar güç veriyorsun, herkes için şöyle yapıyorum da burada niye kendim için böyle yapamıyorum? İhtiyacım bu. Sen görebiliyorsun. Neden bu rahatsızlıktan, bu sorundan kurtulamıyorum? Sen çağırdın. Ve emin olun birçoğumuz şunu diyor. Ben çağırmış olamam. Herhangi bir sorunu, herhangi bir rahatsızlığı ben çağırmadım diyen var mı burada? Bak hemen soruyorum. Yani ben şöyle bir şey yaşıyorum. Bunu ben çağırmış olamam. Niye çağıralım? Bak ne kadar güzel. Niye çağıralım? Bir tane bir şey söyle. Niye çağıralım dediğin. Yani bir insan durup dinlenmek için hasta olmak istiyor. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Var. Söyle bize. Çok hastalık. Bir tanesini söyle bize. Gel. Ayakta hiç. Bize canlı yani. Evet. Adino'dan 3 sefer opere oldum. Hipofiz bezim, benim görücülük, görebilme, epifizden sonraki görme merkezi.
Buradan diyor üç kere burada adenomlar oluşmuş ve ameliyat oldum diyor. Şimdi hemen muhabbet şöyle başlıyor. Neyi görmedin, neyi görmeyi reddettin, neyi görmezden geldin? Üçüncüsünü de görebildin mi? Yani üç kere ameliyat oldum. Yani bu ameliyatlar sana neyi göremediğini gösterebildi mi? Yok, hiçbir şey fark etmedi. Yani ameliyat bana bir göz açma vermedi. Bir rahatsızlıktı. Benim adenom büyüyünce sol gözümü tuttu. Fokus özelliğini yitirdi. Acil ameliyat olmam gerekti. Yani ameliyat oldum. Büyük bir adenom, büyük bir adenom. Onu ancak iki sefer operatör etti. İsim neydi? Mustafa. Senin için anne ne demek? Anne hayat demek, can demek. Annen de en sevdiğin özellik neydi? Ana işte kol kanat gerirdi. Bütün evlatlarını, biz yedi kardeşiz, hepimizi aynı alanda severdi. Baban nasıl davranıyordu annene? Gayet iyiydi, hiçbir problem yoktu. Makul bir evlilik, sevdikleri bir evlilik, saygı sevdiği için de bir evlilik biçim var. Her şey çok güzeldi ve sen çok güzel bir ailenin içerisinde, her şey yolunda gitti ve seyrettiğin hiç olumsuz bir şey olmadı. Ailemle ilgili hiçbir sorun olmadı. Neyle ilgili bir sorun oldu? Vallahi bilemem yani, o dönemde bir kıza aşık oldum. Ondan sonra bir baktım ki kız benden 30 yaş küçük, 28 yaş küçük, ben vazgeçtim. Aşk devam et. Aşkı da bitirdim. Ben yani rasyonel bir insanım. İki tane üniversite bitirdim. Biri kimya mühendisliği, biri işletme fakültesi. Yani ben ısrar etmesine rağmen hayır dedim. Çünkü benim öngörüm mutsuzluğu önceden sezdiğim için hayır dedim. Reddettim. Ön gördüğü için. Evet. Ön görmekte ne mahsur var? Niye? Anlatıyor. Anlatıyor. Sen ne gidiyorsun? Şimdi. Yok. Tamam. Şimdi bakın. Biz nerede ne kadar direnebiliyoruz? Hipofiz bizim görme, görücülük merkezimiz. Yani bir şekilde bir şeyi görmenin ya da görmemenin, görmezden gelmenin merkezi değil mi? Şifacının yolunda olsun. Ah, biz seni kendi dilimize zaten göremediğimiz için işte üç kere ameliyat oluyoruz. Bakın, bir kere değil. Hayat diyor ki kapını çalıyor. Mustafa görmek ister misin? Aa, ameliyat yapalım. Ama olmuyor. Yine yardım geliyor. Mustafa ne zaman ki ya evet eğer bu şekilde bu açıyla eğer olsaydı ben bu ameliyatta başarılı olurdum ve görebilirdim. Bu operasyon tamamlanırdı. Ama görmezden gelmek istediğimiz şey de sevgili Mustafa ne oluyor biliyor musun? Tekrar döngüsünü başlatıyoruz. Tekrar döngüsü başlattığınız her alanda görmezden geldiğiniz için. Tekrar döngüsüne Mustafa'nın, Mustafa parçamızın, tarafımızın görmezden geldi. İşte tam da burada, teşekkür ederim. Tam da burada hanginiz hangi alanı öteliyorsanız, görmezden geliyorsanız çok güzel bir şekilde tekrarlıyor. Allah razı olsun. Ne kadar güzel aynalık ediyor bize. İster gör, ister görme. Sadece zaman kaybedersin. Sistem için herhangi bir şekilde senin neyi seçtiğini hiç göremiyor. İstersen senin için en oyalayıcı, en kötü bir şeyi seçebiliyorsun. Özgürsün. Kendine her türlü eziyeti yapabilirsin. Bedenini kestirebilirsin, biçtirebilirsin, kazalar yapabilirsin. Bunların her bir tanesini seçmek her birimiz için arkadaşlar mubah. Yani bu kadar özgür müyüz?
İster gör, ister görme. Hiçbir önemi yok. Yani günah sevap değil. Zaman kaybı. Sadece bu kadarcık mı? İzahat az geliyor yalnız. Yetmiyor. Tamamlayalım. Çok güzel. Zaten yetmemiş. Bakalım. Üç ameliyat, aynı ameliyat yetmemiş. Ama inşallah odaklanalım. Belki adım adım gelsin. Orada bir söz vardı. Geleceğim. Evet. Şöyle aslında hesap kitabının içinde de matematik var. Şimdi adım adım ilerleyelim, görelim. Şimdi biz eğer hayatın matematiğini, seslerini görebiliyorsak orada o var. Onun için ne diyor? Oku. Peki ne okuyacağız? Şimdi başımıza gelen olayı okumayacağız. Doktor halletsin. Evet, halleder doktor. Senin diyelim ki bir tane sivilcen var. Doktor o sivilceyi oradan kesip alır. Bu bir bypass'tır. Orada diyelim ki bir kanserli hücre var. Orası kesilir, alınır. Bu bir bypass'tır. Peki mesajı neydi? Hastalık işte ya. Bu kadarcık. Hiçbir mesajı yok. Peki tesadüfen bir şey olabilir mi? Olabilir. Mekanik şu sebepten dolayı diyelim ki. Peki senin bedenin parça parça bir şey. Duyguların başka. Bedenin başka. Ruhun başka. Düşüncelerin başka bir sistemle mi çalışıyor? Hayır. Sadece strese girdiğinde bağışıklık sistemini çökertiyorsun. Korktuğunda böbreklerin gidiyor. Öfkelendiğinde karaciğerin gidiyor. Gerildiğinde miden gidiyor. Öyleyse her birinin bir frekansı var. Bir titreşimi var. Bir sesi var. Ki zaten şu anda çeşitli cihazlar artık çok ilerleyen ileri frekans tıbbıyla herhangi bir organınızın enerjisini, frekansını, bağlarını görebiliyorsunuz. Yani geçmişte bu Uygur tıbbı, sonra Çin tıbbı nasıl? Evet, tamam olur. Biz onu biz verelim. Saat 10 kala verelim. Hem çay ikramımız var hem de arkadaşlar belki bir şeyler ikram edecekler. Bir 10 dakikada mola veririz. Bir de havalandıralım. Biraz sayımız olduğuna göre. Şimdi bakın. Mesela öfkenin bir sesi var. Bir frekansı var. Diyelim 74 Hz. Nerede bu arızalandı? Bu ses bozuldu. Buna göre senin karaciğerin rahatsız oluyor. Eğer doğru sesi karaciğere verdiklerinde karaciğerin iyileşiyor. Bu neredense 1935-40'lardan beri var. Nikola Tesla'dan beri sistemleri ve mekanizmaları var. Bugün her şehirde bunu yapan doktorlar var. Eskişehir'de var mı frekans tıbbıyla ilgilenen doktor arkadaşımız burada? Yok mu? Var. Var. Çok şükür. Evet. Çünkü frekans tıbbı bize şunu söylüyor. Mesela sadece bir aa diyorsun ya. O a'nın içinde bir bakıyorsun ki aa bütün hastalıkların var. Organdaki bütün durumların var. Karakterin, düşüncelerin, eril dişil dengen, bütün hormonal durumun var. Ne oldu? Ben sadece A dedim. Bu kadarcık bir sesle benim bütün analizim yapılabilir mi? Saçından, DNA'dan her şey yapılıyor inanıyorsun da sesinden niye yapılmasın? Ya da bedenin ışınımlarından neden avran görülmesin? İşte nasıl ki sesinde, duygunda, düşüncelerinde, ifadende, senden çıkan her türlü tesirin içinde sen varsan, işte bir tane yerde bile fark edip onu dönüştürdüğünde hayatın iyileşiyor. Sadece sesini iyileştiriyorsun, iyileşiyorsun. Mümkün mü? Yani bir insan sadece sesinin içindeki çatlamaları, kırılmaları değiştirerek, düzelterek iyileşebilir mi? Evet.
Peki, eğer söylediği sözleri, kelimeleri neyi yarattığını, neyi çağırdığını fark ederek iyileşebilir mi? Evet. Yani sadece bugüne kadar ezberlediği bir keşke yerine iyi ki diyecek, bitecek. İdrak ederse. Eğer aynı otomatizma ilerliyorsa Allah'ı kandıramıyorsun. Çünkü bir de imanın bir titreşimi var. Öyleyse biz gözlerimiz var diye görmüyoruz. Bakmak isteyip görmek istediğimize görebiliyoruz. Kulakların var diye duymuyorsun. İşitirsin ama duyamazsın. Kalbin var diye hissedemiyorsun. Bugün yine diyoruz. Dünyanın dört bir tarafındaki birçok kişi kalplerinin gözlerini ve perdelerini kapatmış durumda. Ruhlarından beslenemiyorlar, hayattan tat alamıyorlar. Tat alamadığında da şunu söylüyorlar. Sorumlu dışarısı. Kim? Aile, annem, babam, yaradan, hükümet, devlet. Dışarıda bir suçlu var. Ve bu en kolayı. Hani bir de en son zamanlarda şey var biliyorsun aile dizileriyle ilgili. Senle başlamadı zaten senden değil. Dışarıdan kaynaklanıyor bu. Sen suçsun, dışarısı suçlu. Hani çocuklara bile böyle bir yere çarpıyor. Bak diyor sandalye suçlu diyor. Sandalye geldi sana çarptı seni o acıttı. Al sana, al sana. Bir bakıyorsun. Kişiler kendi merkezinden gitmiş, dışarıda suçlular var. Bakın. Oysa kurulan bu sistemin, bu düzenin içerisinde her birimiz kendi hayatımızın merkezi ve sorumlusuyuz. Ve sistem her birimize soruyor. Şimdi biraz idraki aşalım. Ne istersin, ne dilersin? İsim neyim? Filiz diyor ki, ben diyor işte pembe giymek istiyorum. Şöyle bir okulda okumak istiyorum. Şöyle şöyle hayallerim var. Bunlar gerçek olsun. Şimdi Filiz'in istedikleri, talep ettikleri ona veriliyor. Fakat isim ne? Begüm'ün istedikleri de veriliyor. Ünal'ın istedikleri de veriliyor ve burada buluşuyor. Peki bu nasıl bir sistem ki 8 milyar insanın istediği her şey veriliyor? Ve bu kadar mükemmel sistemin ve düzenin içerisinde hiçbirimizin talep ettiği hiçbir şey birbirine karışmıyor. Mükemmel trafiği görüyor musunuz arkadaşlar? Bir ailenin içinde bile neler olabilir? Ya da kendi içinde bile ne kadar kaos olur zannediyorsun? Ve bunu kendi hayatımızın içinde görebiliriz. Mesela şimdi belki annesinden babasından yeteri kadar memnun olmayanlar olabilir. Hiç var mı? Evet, iki tane varmış. Gelin ikiniz de. Evet. Merhabalar. İsim ne? Ayla. Ayla. Emine. Emine ve Ayla. Ayla neden annenden razı değilsin ya da nesini beğenmiyorsun annenin? Nasıl anlatayım size? Sürekli kendi hakkını başkalarına teslim etmiş. Kendi hakkını yedirdiği gibi de benden kul hakkına girmiş. Kendi kul hakkına giriyor. Benden de aynısını talep ediyor. Evet. Mesela abime aşırı düşkün. Her şeyi ona veriyor. Bana da bu bir saygı duyuyor diyor. Peki. Haksızlık da etsin. Peki şöyle. Saygı duyuyor. Ondan hiç memnun değil. Evet. Şimdi annen kendi hakkını yediriyor değil mi? Evet. Şimdi annen hakkını, kendi hakkını abine verirken senin hakkını sen yediriyor musun? Ya ben... Bir saniye. Yediriyor musun? Ben de yediriyorum. Şöyle bir... Şimdi sen. Şimdi bu annenin kızı mısın sen? Evet annenin. Şimdi gördük mü? Şimdi itiraz ettiğimiz annenin birebir kızı. Tamam da diyor ben bunu şimdi gönüllü yapmıyorum ki yapmıyorum, diyor. Yapmıyorum evet. Ha, mesela
şimdi ben vermek istemiyorum ya, abimle tartışıyorum mesela. Annem diyor ki, ya işte benim rızamı kazanırsan Allah'ın rızasını kazanmış olursun. Benim hatırım için ne olur bak yapma, tamam mı? O abindir, saygı duyma. Şimdi annem olduğu için benim merhamet duygumu kullanıyor. Ona kıyamıyorum. Yetim büyümüş falan fıstık diye. Hani anlatıyorum şimdi o kadar. Derine inmeyin. Şimdi ben anneme kıyamıyorum. Annem de biliyor ki benim ona kıymadığımı. Bu sefer hani düşün. Evet, babam vefat etti mesela. 10 yıl ben baktım. Bitkisel hayattaydı babam. Maaşını abim alıyordu mesela. Ve bana hiçbir şey vermiyordu. Anneme onun için çok kızıyorum. Şimdi Emine'ye vermiyorlar mı? Emine almıyor. Emine almıyor. Yani 10 yıl babana bakıyorsun. Ben bunu yapıyorum. Sen bir sen. Kim? Abi. Baban mı abin mi? Bir dakika. Baban mı abi? Baban mı abin mi? Abim, annem de abime destek çıkıyor. İyi. Hadi hem bir saniye. Emine şunu dedi mi? Ha, madem ki maaşı siz alıyorsanız gelin siz de bakın. Ben de gidiyorum. İşime bakayım. Ne dedi mi? Yaptın mı? Yapamadım. Ama söylemiş yani. Şimdi yapacağım ama. Hayır, bir saniye. Net değil. İradenin aynı annesi gibi içeriden taraf tutuyor. Şimdi o annesinin tarafını tuttuğu gibi annesi de abisinin tarafını tutuyor. Ne farkı var? İşte bak, kimin kızı? Annesinin kızı. Tıpkısının aynısı. Neden? Aynılık iter. Bakın. Aynılık itiyor. O aynı annesinin kızı. Gördük mü? Ben anneme taraf. Geleceğim. Evet, geleceğiz. Bunu çözelim hocam. Annemi hiç anlaşamazdık. Yani onu olan duygularım evet çok gerçek bir anne hissedilecek derin duygular ama şey değil. İletişimde sıkıntı yaşadım hep. Ve erkek kardeşim ben 16 yaşındayken intihar sebebiyle kaybettim. Sonra akabinde kız kardeşim oldum. Bundan 25 sene önceden bahsediyorum. Ondan sonra Cansu. Ben yokum. Yani başkasındanım. Başkasıyız. Ayla. Evet. Şimdi bakalım. Ayla'nın kız kardeşi var. Annesi Ayla'yı onaylıyor. Cansu'yu onaylıyor. Ama Ayla'yı onaylamıyor. Şimdi anne eğer onaylamayacak olsa onu da onaylamaz. Değil mi? Oysa ki Ayla hayat aynasına bakıyor. Annesine seyrettiği filmde anne onu dışlıyor. Peki bu anne Ayla'ya ait bir anne mi? Bakacağız şimdi. Yoksa gerçekten birebir tam da Ayla'nın ihtiyacı olan bir anne mi? Şimdi Ayla, sen bedenine nasıl bakıyorsun? Çok hor. Annen sana nasıl davranıyor? Annen sana nasıl davranıyor? Hor. Sen bedenine nasıl davranıyorsun? Hor. Bak, sadece bir cümle söyle. Bak, bir saniye. Kendine, kendi bedenine zarar vermek üzere ve bedenine hor davranıyor. Annesi de ona zarar vermek üzere hor davranıyor. Şimdi Ayla tam annesiyle buluşmuş mu? İtirazın var mı? Var olsun. Söyle, varsa söyle. Var, söyle bir tane söyle. Bak, nasıl yaşadım? Şöyle ki, bekarken 9 yıl sonra... Bununla ilgili söyle bak, bu konuyla ilgili. Ne? Yani şöyle annene itirazın var. Yani hiçbir zaman annemle babamın çocuğumuş gibi görmek istemedim kendimi. Kabul etmek istemedim. Yani ben onlardan olamam. Şimdi diyor ki, ben diyor kendime bu dünyaya ait hissetmedim. Bu bedene, bu dünyaya, bu anneye, babaya kendimi ait hissetmedim. Uzak diyor. Şimdi ben ona şunu söylüyorum. Ayla, dişilik sana uzak mı? Daha yeni barışıyorum. Dişilik, beden, dünya, hayat. Bunların hepsini Ayla uzağa koyduğu için onu uzağa koyan, onu hor gören bir annenin içinde. Kadersel olarak bu tam bir tamamlanma değil mi arkadaşlar?
Her birinizin böyle sadece bir şey olarak gösteriyorum. Yani en itiraz ettiğiniz şey tam sizin tamamlayanınız. Buradaki sadece ilahi adaleti görün. Hiç kimse de kılı kırk yarmıyor. Görmüyorsan gözünle ilgili bir şey yaşıyorsun. Görene kadar. İtiyorsan seni itenle buluşuyorsun. Hakkını yediriyorsan hakkını yiyenle buluşuyor. Görüyor muyuz güzelliği? Peki şu soruyu soralım. Böyle devam etmek zorunda mı? Bu rahatsızlıklar devam etmek zorunda mı? Anneyle ilişki bu şekilde devam etmek zorunda mı? Hakkısını sürekli yedirmek şey yapmak zorunda mı Emine? Şimdi bir de çok kızgın. Annesine kızdın ya. Anneyi aldık ortadan. Hani aynı şeyi kendisine yapıyor. Kendi hakkını başkalarına yediriyor. Annesi olmuş, abisi olmuş önemli değil. Annesine kendini kullandırıyor. O hakkı sana kim verdi? Emine. O hakkı sana kim verdi? Allah verdi. Allah'ın sana verdiği hakkı sen herhangi başka birine verme hakkına sahip misin? Bu canı başkasına verme hakkına sahip misin? Peki niye veriyorsun? Bir saniye. Niye veriyorsun? Niye veriyorsun? Niye veriyorsun? Annenin rızasını kazanınca Allah'ın rızasını kazanacağıma inandığın için. Kendini kandırdığın için. Kandırıyormuşum, yeni öğrendim. Kandırdığın evet. için. Kendini niye kendini kandırıyor musun? Bak aynı zamanda annesini okuyor. Bak annesi de kendini böyle kandırıyor. Şimdi evet. annesiyle barışabilmeyi de görüyor. Evet. Şimdi bak kendisinde hani yapamadığı ve başaramadığı şeyi annesi de başaramıyor. Annesine kazacak bir taraf var mı burada? Ben de mutlu olacağım zannediyorum. Annen de, abini mutlu ettiğinde kendi mutlu edecek olacak zannediyorum. Aynen öyle. E tamam, bak alan memnun, satan memnun. Peki, Emine ne yaparsa memnun olur. Hakkımı vermesem, istediklerim yani kendim olursam mutlu olurum. Yani o alanıma girmelerine müdahale... Instagram çekiyor. Beni yayınlamıyor musun hocam? Ne oldu? Görüşüyoruz. Mutlu olurum. Yani alanıma sahip çıkarsam mutlu olurum. Çok güzel bir şey. Şimdi ne kadar güzel bir şey söylüyor. Benim diyor alanıma girmezlerse ben mutlu olurum diyor. Yani dışarısı diyor hala. Bakın yani her birinizdeki bir parçayı söylüyorum. Dışarısı bana bunu yapıyor. Peki Emine? Emine yok ki zaten. E annesi de yok. Emine de yok. Emine'nin koyduğu bir sınır olmadığı için sınır koyamayan bir anneyle buluşmuş. Şimdi ne kadar güzel bir şekilde annelerimizi seçtiğimizi görüyor musunuz? Emine şu anda dahi annesini seçmeye devam ediyor. Ve ona çok kızıyor. Ne diyoruz? Bak buluşmuşlar. Ayla. O da buluşmuş. Bu dünyaya topraklanamadığı için, köklenemediği için, bu dünyaya gelmeyi kabullenemediği için, hayatı sevemediği için, onu sevmeyen, yeteri kadar sevgisini göstermeyen bir anneyle buluşmuş mu? Ayla soralım. Buluşmuşum. Maalesef. Bu şu andaki durum bu. Ama ihtiyaç, ama bak bir ayrıntısı düşündüğümde, sizi tanıdığımdan beri kitabınızı okuduğumda ve de videolarınızı izlediğimde birebir çok. Her şeyim oturuyor. Babam olsun, annem olsun, kardeşim olsun. Oturuyor. Bir şeylere de ben izin verdiğim için olmuş zaten. Şimdi öyleyse ne dedik? Hepimiz için dışarısı çok kolay. Annem yapıyor. Abim yapıyor. Babam zaten bak hasta yatağında baktım. Gırgını çıkartmadı adam. Ama babamı seviyordum. Zaten babacı. Zaten. Şimdi anne şöyle bakıyor. Zaten
zaten diyor bir babacı. Ben ne yapsam bakar. Bir de yani ona kızıp öfkelendiği için hani bunu acıtmak için abisine daha çok akıyor şuur altında, içeride. Çünkü annesindeki şuur altı da aynı ondaki gibi dişiyi acıtmak. O dişiyi, bu hayattaki evini acıtıyor ya. Annesi de aynı şeyi yapıyor, dişiyi acıtıyor. Gelecek kız tarafını, madde tarafını çimdikliyor. İkisini yaptığı şey aynı. Bu aynalıyı gördük mü arkadaşlar? Nasıl annelerimize buluşuyoruz? Şimdi burayı görmek bir kapıyı açtık. Hakkını vermek değil daha. Şimdi bir adım gördük. Ha, gördük hemen düzeliyor mu? Hayır. Şimdi diyoruz ki neden buna ihtiyacımız var? Burada neleri fark edelim? Hangi ihtiyaçları şimdi halledelim ki? Şimdi ne dedik? Şimdi bak ben şimdi Emine'ye bir soru soracağım. Hayvan korkusu var mı? Yok. Neden böyle alanla ilgili ne korkun var? Ne bileyim hayvanlardan korkmak sevindim. Nerede alanla ilgili mesela taciz oldu mu hayatında? Hayır. Düşünce tacizcisi falan olmuştur da hani ne diyelim? Seni bastırma, baskılama. Baskı? Baskı taciz oldu mu? Yani bunu yapamazsın ya sen orada sıkıştın. Nerede hissettin kendini burada? Taciz, bak şöyle illa yani cinsel düşünme. Örtünmemize baskı oldu. Hani dini bir baskı oldu. Onun dışında bir baskı mı olmadı? Baskı öyle oldu. Hani hemen işte o ilkokuldan çıktığım gibi 11 yaşında başımı kapattım. O zaman istemiyordum kapatmak. Öyle bir baskı oldu. Onun dışında öyle bir şey yaşamadım. Şimdi her ne yapıyorsanız kendi isteğiniz ve rızanızla yapmış olmanız kıymetli. Yani şu ya da bu şekilde eğer sana dışarısı karar aldırıyorsa bu bir baskı. Yani burada şu değil. Hani bu dini baskı, bu cinsel baskı, bu ahlaksal baskı, bu toplum baskısı fark etmiyor. Adı baskı arkadaşlar. Yani bir taciz. Kendi alanına bir taciz olmalı. Şimdi bilmiyorum. Yani o anlatacak ki bize çözeceğiz. Onun alanına bir taciz olmalı. Ve alanı ne? Sen karışma, sen bilmezsin. Evet. Sen bilmezsin. Şimdi öyleyse her birimiz kendimiz olamadığımız yerlerde ve başkalarının güdümeyine girdiğimiz, aradan çekildiğimiz her yerde aslında kendimize taciz ettirdik. Duygusal, zihinsel, ruhsal, bedensel, ekonomiksel. Bu parayı sen hak etmiyorsun. Gel bakalım. Paranı taciz ediyorlar zaten. Şimdi öyleyse alanını korumama enerjisi var. Yolcu kitabında bunu göreceksiniz. Bu çok önemli bir alan. Neden dolayı alanını koruyamıyor? Ya da bu hayat içerisinde ona verilmiş bir emanet var. Onu veren yaradan. Yani sahibinin en azından bir hatırı var. Ama o bunun değerini ve kıymetini bilmiyor ya. Perde arkasında başka bir şeyin kıymetini bilmiyor. Bu dünyaya gelmenin kıymeti yok orada. Onun için o babasının oğlu, annesinin kızı değil. Doğru mu Emine? Yok bende bak o da bu yine şeye girer. Alanını korumamaya girer. Daha gelmedi bak. Ben diyorsam ben kimim ki? Sen varsın burada. Senin hayatın. Çünkü gerçekten ben bu kadar öfkeliydim ki Allah'a da öfkeliydim yani. Allah'a da öfkeliydim yani. Hep şey diyordum. Olumsuz olan her şeyi veriyorsun. Olumlu düşündüğün hiçbir şey vermiyorsun. Ne biçim Allah'sın sen diyordum. Bu dünyada bu kadar adaletsizlikler var. Sen Allah'sın. Yapabilirsin istediğini ama yapmıyorsun yani. Getirmişin atmışın beni dünyaya. Ona buna hani az önce anlattığım olaylardan dolayı ezdiriyorsun. İşte bilmem ne yapıyorsun. Ya nasıl Allah'sın? Yani sana hani o kötü insanların girdiği ne cenneti istiyorum ne onlarla yaşadığım ortamı istiyorum. Ben onların inandığı Allah'a inanmıyorum. Çünkü
namaz kılıyor, her şey yapıyor, görüyorum, bana nasihat çekiyor ama yapmadığı arka tarafta adaletsizlik yok. Hani kendimden izliyormuşum, şimdi anlıyorum onları ama çok öfkeliydim yani, aşırı derecede öfkeliydim. Sevmiyorum hiçbirisini. Bu duygu da hocam şöyle gelişti. 16-17 yaşlarıma geldikten sonra, yani bir şeyler daha oturdu ya anlamaya başlayınca, ben o zamana kadar hiç nefret duygusu gerçekten bilmezdim yani, çok severdim her şeyi. Fareye bile kıyamazdım mesela, öldüremezdim. Onu ben köyde büyüdüm, karşıda gördüğümde onu severdim, ne kadar güzel gözleri var derdim. Öyleydim ama sonra bu şeyleri, hani baskılar, o şeyleri görünce böyle içimden nefret duygusu oluşmaya başladı. Tabii sonra sizin kitaplarınızı falan okuyunca birazcık anladım ama tabii öfkeyi kolay atamıyorum. Her yerimde sıkıntı var, gözlerim. Yani gerçekten görmek istemiyormuşum herhalde. Taşlar oluştu, kuruluk oluştu. Uğraşıyorum onlarla şimdi. Peki şimdi, Allah'a kızıyordu ya. Evet, çok iyi. Şimdi dikkat ederseniz, her türlü yaratımı yapan Emine, her türlü sipariş Emine veriyor. Ama Allah'a kızıyor. İşte her birimiz şu ana kadar böyleydik. Birçoğumuz şunu soruyoruz. Evet, kader var. Evet, sessiz bende olun. Evet, kader var. Ama diğer taraftan da şimdi eğer kader bana bir dayatmaysa, Allah bu kaderi yazdı, önüme de koydu, bunu yaşayacaksın, başka da formül yok dediyse, o zaman sınav niye, özgürlük niye, özgür irade niye diye soracaksınız değil mi? Evet, kader var, her şey oldu bitti ama bu zamansal bir şey. Yani bizim bildiğimiz zamanın dışındaki bir ince zamandan kaynaklanan her şey oldu bitti. Diğer taraftan her birimiz attığımız her adımla her an kendi bulunduğumuz zaman içerisinde kaderimizi kendimiz yazıyoruz. Öyleyse sorumlu biziz. Yani bu zaman çarkının içerisinde hangimiz neye ol diyorsak, neyi istiyorsak dillendiriyoruz ve dillendirdiğimizin frekansı neyse, bakın o frekansın titreşimi taktiğini bakıyorsunuz ki bu dahi nasıl bir mekanizma var. İsim? Aslı. Evet. Şimdi Aslı doğuştan diyor ben bir kaderle dünyaya geldim. Ve doğuştan diyor bazı kusurlarım bedenimle, yani daha ben şimdi söylemeden başlıyorum. Bazı rahatsızlıklarım var. Bunu diyor seçmiş olabilir miyim diye bize anlatacak, soracak. Hep beraber bakacağız. Omurfazlam olarak dünyaya geliyorum. Omurfazlam işte büyümeye başladığında fark ediliyor. Onun için bir operasyon geçirdim 5-6 yaşlarında. Omurun büyümesi durduruldu. Sol bacağım daha kısa, içe dönük. Yürüyememişim işte bir 5-6 yaşına kadar. Oradan yine bir ameliyat oluyorum. Ayak bileğimdeki kemik eksikliğinden dolayı oluyor. İşte kaval kemiğinden alınıp oraya ekleniyor. Skolyozum var tabii. Bütün bunlara bağlı olarak ileri derecede, şu an 60 derece falan bir skolyozum var. İsim neydi? Aslı. Şimdi eğer Aslı dayatılmış bir kaderi yaşıyor olsaydı şu anda şunu söyleyecektim. Allah bana bu yazgıyı yazdı. Bak ben işte beden olarak daha küçük, daha kısa, daha eksik, omurlarımda sorunlar var. İşte büyüyememiş bir bedenim var. Daha içeride de bir sürü şeyler olduğu gibi skolyozumdan, bilmem neyinden her türlü şeyin bedende kusurlu. Ben şimdi daha doğmadan ne ifade etmiş olabilirim ki ifade etmediğim bir olayı ve kaderi yaşıyor olayım? Ben şimdi onun diliyle itirazımı yaptım. İyi yaptım mı? Yaptım. Şimdi birincisi arkadaşlar, biz lineer bir zamanla bakıyoruz ya, oysa ki zaman geçmişten geleceğe doğru akıyor zannımız bir yanılsama. Yani nasıl ki geçmişten geleceğe akan bir zaman var,
Aynı şekilde gelecekten geçmişe akan da bir zaman var. Ve aynı zamanda şu anın içinden geçmişe ve geleceğe giden de bir zaman var. Bunu halle birçoğunuz deneyimlediniz birçok çalışmalarda. Şimdi öyleyse bizim sadece geçmişte yaptığımız bir ifadenin, bir çağrının, bir sebebin neticesi olarak gelecekte ya da sonuçta bir şey olmuyor. Aynı zamanda zaman içinde yaptığımız herhangi bir ifade geçmişte ya da gelecekte kader olarak bize sunuluyor. İleri bir soru yani. Öyleyse şimdi biz Aslı'ya soruyoruz. Şimdi bir, omurgada çarpıklık var. Hayatın yapısını yargıladın mı diyoruz. Evet hayır diye git. Hayatın yapısını, yani bu hayatın kurulmuş olan düzenini Aslı yargıladı mı? Yargıladı. Hayatı çarpık, adaletsiz gördü mü diye soruyoruz omurgasından dolayı. Gördü mü? Evet. Küçük bıraktı ya bedeni. Küçük ve rahatsız olduğundan dolayı diğer kardeşlere göre biraz daha fazla ilgi gördü mü? Ya mecburiyetten ameliyat döneminde... Gördü mü? Gördü. Küçük kalmanın, mağdur olmanın, hasta ve rahatsız olmanın fedakarlıklarından faydalandı mı? Evet. Şimdi bunları bile ifade etti. Küçük kalmayı, hayatının yapısıyla ilgili ifadeleri. Şimdi bu söylediklerimin her birisi zaman içinde yapıldı ya. Şimdi bu aynı zamanda her birisi oldu ama aynı zamanda da biz doğarken önce bir gelecek oluşturuyoruz. Ve o geleceği yaşayabilmek ve ulaşabilmek için o gelecek hedefine göre bir geçmiş kader yazıyoruz. Yani hayat filmini diyelim ki kırmızı halıyla girdik ve o filmin galasındayız. O filmin galasından çıkarken nasıl bir halde çıkacak Aslı önce onu biliyor. Bu işteki faydaları ve kârları neyse şimdi o kâr ve faydaya ulaşacak bir geçmiş var. Ve bu geçmişin her bir kademesini ifadeleriyle ilgili doldurarak bu hayatı yaşıyor. Onun için her bir hali, omurgasının fazlalığı, büyümesinin erken durması, omurgasının çarpıklığı her bir tanesi onun için Aslı'nın seçimi. Burayı görebildik mi? Şu anda yani geçmişte tabii suçluyordum da artık faydalarını görüyorum. İşe daha kolay girebildim. İşte engelli olduğum için daha az iş yükü oldu. Hiç işsiz kalmadım mesela. Engelli çalıştığım arada iş yerleri aldığı için. Hani bunun faydalarını yeni yeni görüyorum. Ama tabii geçmişte buna hep bir isyanım. Bir de hani o akran zorbalığı falan büyüme dönemlerinde yaşadım. Tabii ki isyan ettim ama şimdi faydalarını görüyorum. Çok sağ ol. Bakın, yani şöyle söyleyeyim, bu doktora sorusu ya. Bunun yaşadığı hali şu anda anlatacak hoca yok denecek kadar az. Yani bir elin parmağını geçmez yani. Şunun kadersel sistemini anlatacak hoca. Burada medreselere giden arkadaşlar var mı? Medrese eğitimi gören arkadaşlar. Hocalarınıza sorun bunu. Sorduğu soruyu sorun. Cevap verecek bir tane alim bulun. İşte bak cevabı burada veriyor Aslı. Hepimiz anlatıyor. Razılığını anlatıyor bakın. Bir de sizin yaşadıklarınıza bazen razı değilsiniz. Yani her birinizi buraya çıkaramayacağız ama uç bir örnek bu. Ama ben
sizi tanıdıktan sonra buna razı oldum. Hep bir isyan, isyan, isyan öyleydi. Ne zaman ki ben sizin videolarınızı, dikkatlerinizi okudum. Ya ben şu anda mesela yemek yaparken elimi kestiğimde ne yapıyordum acaba diyorum. Ne yapıyordum da ben elimi kestiğimde? Neredeydim? O anda değil miydim? Ne düşünüyorum? O an ne düşündüğümü düşünüyorum mesela ben. Şu an attığım her adımda, başıma gelen her olayda yani bunu ben ne yaptım ki bunu yaşıyorum diyorum. Yani şu anki ben zaten bedenimi, şu anki hayatı kabul etmemin nedeni de bu. Ben bir şeylerin nasıl diyeyim? Bana verilen en iyisi bu. Yani ben başka bedende olamazdım diye düşünüyorum. Ben şükrediyorum şu anda halime. Benim için gereken buymuş çünkü. Benim güçlü olmam, hayatta kalmam, insanlara elini kalmam. Çünkü çevremdeki insanlara karşı da hani engelli olup da kendisine ikinci sınıf gören insan çok bizim ülkemizde. Çünkü insanların bakışı hep acıyarak olduğu için. Benim duruşum o insanlara da örnek oluyor. Ben diyorum ki evet ya belki de ben bu insanla tanışmam, ona bir önüne bir şeyler açabilmem için belki de böyle yaratıldım. Hani o insanın hayatına dokundum, onda bir değişiklik yarattım. Belki de onun için vardım ben burada diyorum. Şükürler olsun ki böyleyim. Bir de görevlerini vazifesine atılıyor. Bakın. Şimdi bir de yani hem kabul hem de görevini hatırlıyor. Her biriniz neden burada olduğunuzu hatırladığınızda hangi vazifeyle buluşacaksınız onu hakkını vermek üzere bu sefer sorumluluk alıyorsunuz. Ve bu sefer aslında yeryüzünün işte vazifeleri Allah'ın yeryüzündeki eli ayağı oluyorsunuz. Ne mutlu aslı parçamıza, aslı tarafımıza bu farkındalıklarla ilerlediği için her biriniz adına onu bir kere daha sevgiyle kucaklıyorum. Allah razı olsun. Şimdi bu örnekleri neden yapıyoruz arkadaşlar? Aslında en uçtaki bile sizin bir parçanız. Ha benimle ne alakası var? Peki senin kendinde kusurlu gördüğün taraflar yok muydu? Kendini ezdiğin, kendini suçladığın. Onlarda var, bende yok. Onun daha çok parası var, onun daha çok güzelliği var. Bak onun ailesi şöyle. O daha mutlu. Onun şöyle huyları, böyle yetenekleri var deyip de kendini eksik gördüğün bir sürü yer var ya. İşte şimdi bak Aslı hepimize cevap veriyor. Tam da ihtiyacım olanla buluştum diyor. Başka türlü olamazdı diyor. Hiçbiriniz başka türlü olamıyorsunuz emin olun. Her birinizi buraya çıkartalım. Bir tane çöp değiştiremiyoruz. Bir parçayı değiştiremiyoruz. Ben şimdi mesela bir sürü bakıyorum şimdi. Birçok kadın sol ayağının köşesine basarak oturuyor. Şöyle. Bak şöyle. Dişiye kadınlar öfkeli. Sol ayağın kenarında. Şimdi. Neden biliyor musunuz? Anneyle helalleşmedikleri için. Bak sadece şimdi buradan da tak diye duruşu aldım. Yani şun dahi sana hayatını kaderini anlatıyor. Senden hariç değil. Sen Allah'ın eğer muhabbetini anlamak, dinlemek istiyorsan sadece aynaya bakacaksın. İster fiziksel olarak, ister olay aynasına bakacaksın, ister ruhsal olarak bakacaksın. Hangi olaylarla karşılaşıyorsun? Yaşadığın olaylar sana ne hissettiriyor? Ne yaşatıyor? Ne anlatıyor? Ne fark ettiriyor? Hangi tatları veriyor sana? Hangi lezzetleri veriyor? Şikayetlerin ne? Nelere kızıyorsun? Neslihan 2 sene evvel bizde kampa geldi. Bir sürü ıkmık yapıyordu. Ardından bir baktık hamileyim diye ağlıyor gülüyor. Ne oldu? Her şey çok güzel hocam. Yerimde. Bir bebişim daha oldu. Bir kızım daha oldu. Güzel gidiyor. Sizi gördüğüm için de çok mutlu oldum. Geldiğinde nasıldı? Harap bir tat diyeyim. Mutsuz, sorgulayan. Ama şimdi çok şükür her şey iyi. Bir adım, bir farkındalık. Sadece barış. Yani kendini uzağa koymayı bırakıyorsun. Kendini uzağa koyanlar arkadaşlar
Allah'ı uzağa koyuyorlar. Bir insan ibadet ederek ya da gece gündüz dağlarda bilmem nelerde hani böyle kenara çekilerek Allah'ını bulamıyor. Ne kadar enteresan değil. Ya gece gündüz meditasyon yapsın. Hiç durmadan yoga yapsın. Sürekli mantra söylesin, tesbih çeksin. Bulamayabilir. Bir kere gönlünden, kalbinden Allah desin, buluşur. Bir kere. Ama niyetin var mı? Buluşmayı sen istiyor musun? Kendine kavuşmak istiyor musun? Onun için yolcu kitabı diyor ki, gel diyor şimdi seninle bir yolculuğa çıkacağız. Nereye? Kendimize gideceğiz. Ya kendimiz neresi ki? Nerede ki? Hayatın içindeki her yer seni kendine götürüyor. Sadece burada. Sadece burada olduğunda gidebiliyorsun. Sadece burada buluşma noktasında olduğunda kendine gidebiliyorsun. Beraber yürüyebiliyoruz. Ah telefon çaldı. Bir dakika gittik. Aa neredesin ya? An içinde gidip an içinde geliyoruz. Ama bu gidişler çok fazlaysa, kaçış şeklindeyse bu sefer kişiler nereye geleceğini bulamıyor. Nereye gidecektim ben? Sese mi gideyim? Hangi sese gideyim? Ünal'ın sesine mi, telefonun sesine mi? Zihnimin sesine mi, oraya mı, buraya mı? Peki beni kim çağırıyor? Galiba kapı çalınıyor. Her an. Onun için yere göğe sığmayan, bütün alemlere sığmayan gönle sığıyor. Gönlüne, senin gönlüne sığıyor. Onun için şah damarından daha yakın. Dışarıda çok uzağa koymaya çalıştığın yer o kadar yakın. Hani bazen de diyoruz ya işte onun için en yakın görünmüyor. Burnun ucunu göremiyorsun. Ne yapsan göremiyorsun yani. Şuraya dokunun göremiyorsun arkadaşlar. O kadar yakın. Daha fenası ne biliyor musunuz? Göz kendini göremiyor. Yani burayı en azından hani bir şey böyle belki hissedeceksin. Bir nokta koysan bir şey yapacaksın. Kendini göremiyor. Peki biz gözsek nasıl kendimizi göreceğiz? İşte o zaman birbirimize seyrediyoruz. Sen de kendimi görüyorum. Biz de kendimi görüyorum. Aslı da kendimi görüyorum. Emine de görüyorum kendimi. Aa, o Emine canım bana ne? Emine'de olan bende yok ki. Ha, onun için ayağını burasını basıyorsun. Onun için dişiye kızıyorsun, maddiye kızıyorsun, dünyadaki kanun ve kurallara kızıyorsun. Emine'den hiçbir parça yok sende. Onun için herhangi dünyadaki bir kadına kızıyorsun. Dünyada herhangi bir kadına kızıyorsan. Bir tane. Maddeye, dünyaya, oluşa, olana, rahime kızıyorsun. Dünyada bir tane erkeğe kızıyorsan. Teşekkürler hocam. Bir tane erkeğe kızıyorsan. Bakın, senin zamanla sorunun var, Rahman'la sorunun var, maneviyatta sorunun var, gelecekle ve Rahman'la sorunun var, onlara kızıyorsun. Ya olur mu şimdi adam bana bunları yaptı, nasıl kızmayayım diyor. Kim yaptırdı? Aslı'ya kim bu kaderi seçtirdi? Emine'nin annesine kim yaptırıyor bunları? Emine'nin abisi o parayı maaşı alıp gidebilir miydi Emine? Hop bakalım. Emine yok ki orada. Peki. Alın bu parayı da alın üstüne ne kadar istiyorsanız ben size vereyim. Yeter ki ben babamla kalayım. Beni rahat bırakın. Ben babama yeter ki bakayım. Ben babama yeter ki yakın olayım. Siz bana istediğinizi yapabilirsiniz. Öyle demedin Emine. Ben şimdi açıyorum birazcık daha. Acıtmayacak şekilde. Yumuşak operasyon.
hanginiz hangi durumu istemediniz ki? Peki bu kadar istediklerimiz oluyorsa şikayet kime ve niye? Bakın. İşte her birimizin tam da buluşma noktası burası. Şikayet edeceğin merci kim? Sorumlu sensin. Şimdi Emin şikayeti kime olsun? Kime şikayet etsin? Kendisini de ekleyecek. Görecek. Evet, sorumlusu benim. Çünkü kendisinde olanı gördüğü zaman şikayet edecek bir şey kalmayacak. Seçimin buymuş. Söyle. Emin orada şimdi kurban rolünde kalmaktan mutlu mu acaba? Yani bu mı? Kurban gibi olmaktan da mutlu, seçimlerinden de mutlu. Şimdi nasıl ki şimdi aslı geçmişte belki küçük kalmak istedi, bazı durumları avantajına çevirmek istedi. Emine de mağdur edebiyatından mutlu. Çünkü diyor ki, ben zaten babamın kızıyım diyor, annemin kızı değilim ki diyor. Eğer annem zaten bana iyi davransa, bakın şimdi, annem bana iyi davransa, abine ne veriyorsam sana da vereceğim. Eşit hakkım var. Ne demek? Sen de benim kızısın. Emine'nin bütün dünyası yıkılacaktı. Doğru mu Emine? Yalan. Bütün dünyası, bütün kurduğu düzen, sistem. Bakın. Çünkü bir inancı var onun. Emine'ye göre dişi suistimal edilir, ezilir, aşağı görülür. Doğru mu? Ha. Dişi aşağı görülmez. Şimdi tamam, bugünden önce. Dişi aşağıda mı? Dişi aşağıda mı? Kadın daha, erkek mi üstünde, kadın mı üstünde? Doğru söyle. Erkek üstünde bana göre değil ama yapacağım bir şey yok. Öyle hissediyorum. Evet. Yani yaşadığım, gördüğüm, seyrettiğim erkek üstün. Ha, biz orada şunu diyoruz. Biz Emine'ye olandan daha az inanıyoruz. Olan doğruyu söylüyor. Yani senin seyrettiğin, kendine seyrettirdiğin senin içinde olan Emine. Canlı yayın var ona göre. Hadi sıkıysan bak, bak kadınlar konuşursa ne olacak ona göre konuş. Ha. Yok biz bir şey sormuyoruz bak. Biz tespit yapıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Yani bir parçamız Emine, Emine'nin içinde ne varsa seyretti o diyoruz sadece. Emine içeride maddeyi, dünyayı, kadını eksik gördüğü için eksik gören bir anneden, bir abiden, bir erilden seyrediyor. Çünkü kendisi zaten eksik görüyor dünyayı, kadın olmayı. Onun için annesinin değil, babasının oğlu olmayı seçiyordu. Evet, gerçekten erkek olmak istemişti. Keşke erkek olarak. Evet. İşte bunun tam da işte anlattığımız bu. Bakın. Çünkü kadın olmak bir eksiklik. Onun için erkek olmak istiyor. Dişi olmak, dünyada olmak. Bakın. Evet. Dünyada olmak, maddede olmak. Ya da diğer anlamda maddenin karşısında, Adem'le Havva'nın karşısında eğilmek bana göre değil diyen tarafımız o. Peki böyle demediğinde ne oluyorduk? Cennetten kovuluyorduk. Bakın burası çok önemli bir nokta. Ne zaman ki dişinin, maddenin, dünyanın, dünya kural ve kanunlarının karşısında eğilemiyoruz, itiraz ediyoruz, o alanda iblis oluyoruz. Işıktan yaratılmış tarafımız, kibreden ruhsal tarafımız, maddenin ve dünyanın karşısında eğilemediğinde cennetten kovuluyor. Cennetten kovulmak ne demek? Huzursuz olmak demek. Huzurun kaçmadı Emine o zamanlar. İşte bu. Cehennem. Hani illa öldükten sonra gidilen bir yer, bir hal değil bu.
Bizim böyle konuşmalarımız çok uzun. Anlatacağız insanlar bir sürü. Sizlerden biraz soru cevap yapmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey. Hayırlısıyla biz tabii sohbetler, muhabbetler hani buraya da böyle cüzi bir şey verilecek. Ne kadar buraya bir ücret ödeniyordu? 50 TL. Evet. Orada böyle bir şey var. Her arkadaşımızın hani burada içilen çay vesairelere karşılık bir 50 TL nerede? Nerede Yasemin'in bırakılacak yer? Evet. Yasemin Hanım'a çıkarken vermeyi hatırlayınız. Helalliğinizi alınız. Onun dışında da buradan şimdi Diyanar'a gideceğiz. Orada imza yapacağız hayırlısıyla. Eskişehir'de de böyle bir imza buluşmamız olacak. Biz şunu diyoruz. Yolcu kitabı bizim bir taraftan şifacının yolunda ve bir taraftan on binlerce insana yaptığımız şifaların bilgisini içeren bir kitap. Her birinin dualarını, şifalarının çeşitli tesirlerini, enerjilerini içinde barındıran bir kitap. Ve her birimizi kendimizden kendimize bir yolculuğa davet ediyor. Eğer diyor sen istersen seni kendinle buluşmaya götürürüm. Gel diyor beraber kol kola girelim. Gerçekten niyeti olanlara bir rehber, bir fener, bir ışık tutabilme sorumluluğunu yerine getirebilecek bir kitap. Sadece bir kitap değil, sana hayatını gösterecek, sunacak bir aslında bir frekans. Ve tabii şu var, ne dedik? Bilenin bilmeyene sorumluluğu var. Onun için öğrenin, anlayın, anlayıp hayatlarınızı iyileştirin. Bakın, önce siz hayatınızı iyileştirip, siz yiyin bu bilgiyi. Ha baktın, hayatın dönüşte iyileşiyor. Samimiyetle bunu hissediyorsun. O zaman anlat, aktar. Ya nasıl sen böyle oldun ya? Sen nasıl böyle her şeye bu kadar güzel bakabiliyorsun? Ne kadar sakinleştin, dinginleştin. Hayata ne kadar güzel bakıyorsun. Gözlerin ışıldıyor. Gözlerin içine baktığımda sanki Allah'ı görüyorum ya. Nasıl bu şimşekler? Sen ne yaptın kendine? Burada bakın bizim bir sürü şifacının yolundan dostlarımız var. Çalışmalarımız var. Onlar ne hallerden ne hallere doğru adım atıp yürüyorlar. Bazen bir bilgiyle günlerce kendilerine gelemiyorlar. İçeriği bilgi aldıkları için. Alamadıklarını da çarpılıyorlar yani. Hani hayat onları yerden yere çarpıyor. Samimi niyette oldukları için ama. Yani o da bir şifa çünkü. Kötü bir şey değil. Onun için her birimizin tabii ki birbirimize karşı sorumluluğu var. Anladığınızda, fark ettiğinizde yolcu kitabını önerin. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza hediye olarak sunun. Ve bilginin yayılmasına, anlaşılmasına, aktarılmasına da siz de kendi üzerinize düşen görevi ve vazifeyi yapabilirsiniz. Şimdi soru cevap yapalım. Önce sizden bir... Bizim mikrofonumuz çalışmıyor mu? Çalışmıyormuş. Tamam geldim bir saniye. İsmim Nevin. Kalbim durmadan heyecandan sorumu sorup toparlayabilecek miyim acaba? Ben de kitaba gelmek istiyorum aslında. Şöyle bir rüyamda şöyle bir metin gösterildi bana. Sonra onlara dedim ki ben yok ya ben daha dünyanın nimetlerinin tadını çıkartacağım dedim. Döndüm arkamı yürüdüm. Şimdi orada bana sunulan bir teklif vardı anlayabildiğim kadarıyla. Düşünüyorum ki ben kırmızı kapıda oyalananlardan mıyım? Yoksa diğer kapılara doğru yürüyenlerden miyim? Bunun cevabını bulamadım. Şimdi kitapta tabii kendimizden kendimize doğru ilerlerken bir sürü kapılardan geçiyoruz. İlk anne rahminden doğum kapısından geliyoruz dünyaya. Ama daha bir sürü halden hale doğarak ölüm kapısına doğru gidiyoruz. Anne rahminden bir karanlık tünelden bir ışığa nasıl doğuyorsak, ölüm kapısından da yine bir karanlıkların içinden ışığımıza, nurumuza, özümüze doğru bir doğum gerçekleştiriyoruz. Ama diğer taraftan dünyanın içerisinde
topraktan, toprağın kapısından, yaratımın kapısından, gücün kapısından, sevginin, yüreğin kapısından birçok alanlardan geçerek çeşitli belki sınavları vererek gidiyoruz. Bir taraftan da biz şimdi diyelim ki daha ilk kapıyı hani geçemedik, defalarca ilk kapıya geçtik. Bir şekilde işte bir yerden çaldık, çırptık, bir anahtarı, bir bilgi bulduk, açtık orayı, girdik. Şimdi öyle bir sürü şeyler var. Hadi gittik bir meditasyonda, bir tekkede, bir zikirde, bir ayvaskada, yok işte bilmem neredeki bilmem ne kampında bir idrak yaşadık, bize bir anahtar verdiler. Hadi bir iki tane gittik. Aa diyorlar, bunun kartı sahte. Bu burayı hak etmemiş ki. Topraklamamış ki. Daha sert bir şekilde bir daha aşağıdan başlatıyorlar. Tekrar döngüsü. Kur'an buna onlar ebedi cehennemliktir diyor. Yani kırmızı, turuncu, sarı. Bir daha kırmızı, turuncu, sarı. Yani güç peşinde koşacak. Şehvet peşinde koşacak. Yeme içme, iktidar peşinde koşacak. Maddeye sahip olma peşinde koşacak. Şimdi dünyaya bakın. Bunun dışında yüzde kaç var? İktidarın, gücün, arzuların, yeme içmenin peşinde koşmayan kaç kişi var? Ya da herhangi bir şeye sahip olmanın peşinde koşmayan kaç kişi var? Eve sahip olacak, çocuğa sahip olacak, eşe sahip olacak. Bak bunları kenara koyduğun zaman aa, adam kalmadı ya. 1, 2, 3. Peki 3'ten sonra ne geliyor? Cennet. 4. Ama cennet son kapı değil ha. Yeşil alan sadece. Kabul. Daha 7 kat cennet var. Cennetin içinde 7 kat cennet var. Değil mi? Bir de 72 bin alem var. O da ayrı bir bilgi, ayrı bir sır. Ve o cenneti, o kabulü yaşayamayanlar her şeyi itiraz ediyorlar ve değiştirmeye çalışıyorlar. Dışarıda bir şey değiştirmek isteyenler 1, 2, 3 kapıda sürekli dönüyor arkadaşlar. E değiştirmeyelim mi? Peki neden değiştiriyorsun? Ben çünkü diyor beğenmiyorum. Beğenmediğin bir şey Allah'a itiraz. Zaten kabul değil. Dön aşağıya diyor. E peki o zaman bu kadar kişisel değişim bilmem ne şunlar bunlar. Oyun ve yalan. Çünkü önce kabul var. Yani bu bana niye geldi? Şimdi ne kadar güzel bir örnek Aslı. Aslı şunu dese, ben bedenimi değiştireceğim, giderim ameliyat olurum ya, bacaklarıma bir karış ekletirim, bilmem ne yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Hayır, neden bunu seçtim? Bu bana neden verildi dedi, bakın neden seçtim? Şimdi burada hangimizi alsak buraya? Seçtik, talep ettik. Çok şükür bakın ne kadar güzel bir farkındalıkla Aslı bize diyor ki, doğuştan getirdiğin bir şey dahi şu anda seçtiğimin idraki yolunda ilerliyorum diyor. Sadece burada hani ifadeyle seçtiğinin değil, mekanizmanın yüceliğine bakın. E peki o zaman aynı şekilde kalalım mı ya? Değiştirmek doğru bir şey değilse aynı mı kalalım? Hayır. Sadece olanın neden sana bu şekilde hizmet ettiğini anladığında bu kabulle birlikte şimdi gel o ihtiyaçları değiştirebiliriz artık. Yani diyelim senin bir öfken var. Çok kızıyorsun erkeğe. Nefret ediyorsun bir şeylerde. O öfkenin sana bir hizmeti var, bir faydası var. O faydayı gördüğünde şimdi gel oraya öfke titreşiminin yerine hareket ve ilerleme koyalım. Sevinç koyalım. Ama onu görüp de onun idrakini almadan o öfkeyi almak doğru değil. Hipnoz yaparız ya ne olacak? Uyuturuz, sileriz orayı. Çok kolay.
Hiç geçmişini hatırlatmayız sana. Her şey toz pembe. Tekamül bu değil ki. Allah seni bunun için yollamadı. Sınav bunun için değil. Ya da o sıratel mustakimin üzerinde sen bu inceliği bunun için taşımıyorsun. Erin mi, dişil mi? Rahman mı, rahim mi? Nereye fazla kayarsam ne olur? Ya da ben nereye gidiyorum? Hangi buluşmaya gidiyorum? Ve eğer ben buluşmaya niyet ettiysem beni buluşturuyor sistem. Peki sen neyle buluşmak istiyorsun? Dostlar, neyle buluşmak istiyorsunuz? Her biriniz kendinize içeriden sorun, neyle buluşmak istiyorsunuz? Kaçarak değil, kucaklayarak. Sen buluşmak istemiyorsun, kaçmak istiyorsun. Doğru mu? Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Kaçıyorsun hastalığından, rahatsızlığından. Doğru mu? Tek cümle. Doğru mu? Hastalığından kaçıyor musun? Evet. Bu değil işte. Çağırdığın misafiri önce gel bir eve al. Madem ki çağırdın. Gel bakalım ya, hastalık mı, rahatsızlık mı, sorun mu, kayıp mı? Ben seni niye çağırmış olabilirim? Bana hangi şifayla geldin? Şimdi hepiniz şunu demiyor musunuz? Dünya hayra dönüyor. Her gelen Allah'tan, her şey şifa. E çok şükür. E biz bunu diyoruz ama yaşayamıyoruz. Peki bu bilgiyi nasıl yaşayacağız? İşte gel içeri. İçeri alacağız önce. Kucaklayacağız. Bazen o dışarıda dermansız gibi görünen bir hastalık, bir rahatsızlık da olabilir. Ama sen içeriye aldığında çözülür. Kucaklar seni. Çünkü orada dahi seni kucaklayacak olan Yaradan. Ama sen eğer orada bulunuyorsan ve buluştuğunu, niye çağırdığını hatırlıyorsan, işte o zaman mükemmel bir sistem başlıyor. Ne zaman ol dedin sen buna? Bu ana kadar arkadaşlar yaşadığınız herhangi bir hal ve durum yok ki sen onu ifade etmemiş olasın. Ne kadar büyük bir bilgi bu değil mi? Çünkü ne diyor? O bir şey olmasını istediğinde sadece ol der diyor. Peki sen Allah'ın halifesi olarak, buradaki suret olarak ne yapmaya ihtiyacın varmış? Ol demeye ihtiyacın varmış. Diyor musun? Bazen bilerek, bazen bilmeyerek diyorsun. Bazen kim beni duyacak diye diyorsun. Bazen kale almayarak diyorsun. Bazen şarkılarla diyorsun. Bazen şakacıktan diyorsun. Sen nasıl diyorsun? Şimdi ol diyoruz ya. Peki bazen de hayatımızda karşılaştıklarımız bizim başkalarında görüp olmasın, ay ne kadar kötü deyip hayatımıza çektiğimiz şeyler olabilir mi? Şimdi mesela hani bütün kutsal kitaplarda bu bilgi geçer. Tevrat'ta, İncil'de, Popol Vuh'ta, Vedalar'da. Yani yaratıcının ol, olsun demesinin sırrı her birinde enteresan bir şekilde söylenmiştir. Önce söz vardı der. Ne demek yani bu? Ve olsun der. Hiç şunu da diyor mu mesela? Allah bir şeyin olmamasını istediğinde olmasın der. Sadece ol var. Ne demek yani? Titreşim lisanında sadece sunduğun gerçekleşiyor demek. Yani hani haşa silerek söylerim. Allah'ım kaza bela verme diyor kişi. E durduk yerde senin şimdi bu fikrin niye? Zikrin buysa bir fikrin var. Neden bu fikrin içindesin? Çünkü ihtiyacın bu. Bakın. Ne dedik? Sistemi kandıramıyoruz.
fikrin olmayan bir bilgiyi aktardığında onu şuurlu olarak dönüştürebiliyorsun. Ama eğer sen sürekli olumsuz ifadeler olmasın bilmem neyle diye kullanıyorsan aslında çağrıların nedir? O olumsuzu yaratma peşindesindir. Bu sebepten dolayı ne diyoruz? Kaçtıkların seni kovalar. Evet. Soru. Geldim. Merhaba. Ünal Bey, ben sizin söylediklerinizi anlıyorum. Ben çoğunlukla insanları anlıyorum. Görüyorum. Hani gerçekten ona göre davranıyorum. Mesela bana göre ben babama kızmıyorum yani. Anneme kızmıyorum. Kızmıyorum derken de kızıyormuşum. Yani şey, aslında yani... Bak, ne kadar güzel kız duyanı görüyorsun değil mi? Yani mesela şunu demiyor. Yani ben onları çok seviyorum, kucaklıyorum demiyor. Aslında asıl olan benim onlara kızgınlığım diye okuyoruz önce bak. Daha hiçbir şey demiyoruz. Kendisi anlatıyor olanı. Bunu söyledi. Zaten biliyorum bunun böyle olduğunu. Yani ben biliyorum her şeyi ama olamıyorum. Yani olamıyorum. Ne olamıyorsun? Ne? Ben şey gibi hissediyorum. Bu bilgiler bana çok fazla geliyor. Ben bunları içine dönüştüremiyorum. Serap. Serap. Bugün hastaneden geldim. 24 yaşındayım. Akciğerlerim 35 yaşındaymış. boynumda biraz sorunlar var. Yani bütün safra kesen gözlerim, genel pek çok sorun, baş dönmelerim. Teşekkürler. Selam. Şimdi Serap diyor ki, ben de şimdi diyor kendimden biraz daha kaçsam, ötelesem olmaz mıydı? Nereden diyor diledim de şifamı, bir sürü hastalıklar çağırdım kendime diyor. Görmek zorunda bırakıyor beni diyor. Şimdi dedik, sen görmezden gelirsen hayat seninle daha sert dille konuşur. Şimdi Serap tarafımız, her birimize bir Serap var yani. Sakın ola ki ah Serap yapıyor, ha, ben öyle yapmıyorum, ben hiç kimseye kızmıyorum. O kızıyor. Her birimizin bir santim ya da bir kilometre kızdığı var. Serap'ın kızmaya acaba neden ihtiyacı var? Serap annesine ve babasına kızmasaydı hayatı nasıl olurdu? Annesine ve babasına kızacak olayları, durumları niye hayatına çağırdı acaba? Ben şimdi kestirmeden gidiyorum. Çünkü Serap yapması gereken hareket ve davranışları şu ana kadar yapmayan, erteleyen, öteleyen ve tembellik yapan bir kadındı. Doğru mu? İlk defa tanışıyoruz. Nasıl hareketlensin? Öfke olmasa Serap nasıl hareket edecek? O öfkeyle bir miktar hareketlendirebilmiş ve bu kadarcık hastalık olmuş. Yani sadece 24 yaşından 35 yaşına gelmiş. Eğer anne baba hareketlendirmese 45-55 olacak o hastalık. Ancak tolere etmiş. Bu sebeple birçoğunuz anne ve babalarınız öldükten sonra hastalıklarınız 2 kat 3 kat artıyor. Bunu deneyimleyen var mı? Evet. Bu kadar az mı? Yani annesi öldükten sonra hastalıkları, bedensel durumları, daha hızlı artanlar. Bu kadar az mı? Tabii sağlıklı olun. Tamam. Yani yaşayanlar var. Yaşıyorlar şimdi çok şükür. Onların sağlığı da işi bitirin. Bitirmediğinizde tık vites atıyor. Neden? Çünkü onlar bir kısmını tölere ediyor. Bir kısmını onlarla ilişkin sayesinde iyileştirebilme şansına sahipsin. Bak ne kadar büyük iş yapıyor. Paratoner oluyor anne baba. Onlar gidiyor, bombardıman başlıyor.
Neler oldu orada bir hanımefendi el kaldırmış. Neler oldu? Geldim. Anne öldü. Anne mi baba mı? Ondan sonra ne yaşadın mesela? Bir bedensel bir rahatsızlık oldu mu? Rahatsızlık olmadı. Fakat yaşamak zor geliyor. Süründürüyor yani hayat beni. Başım dönüyor. Yani her gün bir tarafım ağrıyor. Bir gün bir midem ağrıyor. Bir gün kulağım ağrıyor. O şekilde. Yani onun da etkisi var. Nasıl? Taktik de evet. Evet. Kaygılı ve tatsız. Şimdi zaten şöyle diyelim. Şimdi peki bütün organları teker teker verirsiniz tat karşılığında. Burayı anladık mı? Duymadım. Şimdi eğer bu hayatta, bu dünyada arkadaşlar tadın gittiyse ruhla bağın ve bağlantın gitti. Bu kadar net. Hayır, her şeyin var, sadece tadın yok. Yani şükrün yok, teslimiyetin yok, kalbin ve gönlünle bağın yok, yaşama sevincin yok, neşen yok, kendini, hayatı ve başkalarını sevgin yok. Hepsi değil diyor. Yani sayfalarınızın hepsi değil, bazıları var. Acaba? Tat yok. Tat niye gidiyor? Bizim ruhumuzla iletişimimiz kesildiğinde maddenin içindeki bilgiyle bağımız gittiği için gidiyor. Ruh ne, madde ne? Onu da belki orada açarlar. Saatimiz kaç bu arada? 5. Zaten imzamız başlamış. Evet. Hızlı. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bedenimizdeki her türlü durum, her türlü fiziksel hastalık da duygularımıza ve zihnimize çeşitli durumlardan kaynaklanabilir. Mideniz babanızın kadına paraya bakış tarzı. Ne diyor? Bu patladı diyor. Yani babamın anneye bakışı geçmişte patlamıştı. Ya baba bir alanda iflas etmişti. Patladı. Ya da ilişki patladı anne ile baba arasında. Bunu seyrettik. Şimdi kendi hayatında aynı şeyi takdir ediyor. Ne yapacak? Mideyi patlatacak. Neyle patlatacak? Gerilimle. Modern tıp buna ne? Olay olarak söyle. Boş ver. Onu boş ver. Olay ne? İntihar mı ettin? Ne yaptın? Ne hava? Kim? Ha ben mi? Ha. Hayır. Soğuk algınlığı hapıyla ağrı kesiciyi aynı anda içmemle midenin o incinin kısmından gülüyor. Hayır. Olay önemli. Şimdi ve aynı zamanda bizim yeryüzü ve dünyayla topraklanma tarafımız. Babamızın madde ve parayla topraklanma tarafı. Bizim de yeryüzü ve dünyadaki olayları kabul edebilme ve itiraz edebilme ile ilgili tarafımız. Onun için Ayla'nın aşırı kontrolcülüğü var. Onun için kontrolden çıkarak olaylar patladı. Bugün mide rahatsızlıklarının çok artmasının en büyük sebebi, hani yüzler sapsarı ya, hani bakın böyle kaç kişinin sapsarı yüzü görüyorsunuz. Hepsi kontrolcü. Peki neden kontrolcü Aylagiller? Kaygı, endişe. Neden biliyor musunuz? Allah'ın yarattığı sisteme güvenmeyerek diyor ki ben yaparım, benim dediğim gibi olsun. Onun dediği gibi değil.
Hani Allah'ın dediği gibi var ya, hayır benim egomun nefsinin dediği gibi olsun. Ve patlamış. Değilmiş değil mi? Şimdi anladın mı? Değilmiş. Şimdi işte her birimize buna benzer parçalar var. Oysa ki sistemi ne kadar okuyabiliyorsak, hayatın matematiğin içerisinde kendimizi ne kadar görebiliyorsak, kendimizi biliyoruz. Kendimizi ve nefsimizi bilebildiğimiz oranda da Rabbimizi biliyoruz arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Onun için Rabbini bilenin sevgisi var, şefkati var, merhameti var. Hayata, insana, insanlığa saygısı var. Çünkü kendini biliyor. Çünkü nefsini biliyor. Çünkü sınırını ve haddini biliyor. Bu insan güzel ahlaklı bir insan. Çünkü güzel ahlakın da ne olduğunu gördük. Haddini bilen insan güzel ahlaklı. Yani nerede kime karşı ne yapacak? Ne kadar yapacak? Sınırını ve haddini bilebildiği ölçüde aslında başka insanlara da sevgiyle, saygıyla davranıyor. Onun için hakkını yedirmiyor evine. Şimdi evinin bir sınırı yoktu. Onun için başka insanların hayatlarını yönetmeye ve kontrole çalışıyordu. Bir sınırı yoktu. Bakın. Bunların her bir tanesinde sınır bilmezlik var. Hak bilmek çok önemli. Yani Allah'ın bize verdiği zamanı, mekanı, bedeni, hediyeleri, güçleri kıymetini bilerek, değerini bilerek, değerlendirerek yaşamak ve burada olmak var. Her birimize bu hak tanınmıştır. Bu hakkınıza sahip çıkın. Size verilen ve sunulan güce sahip çıkmazsanız elinizden alırlar, kaybedersiniz. Kaybedince değerini anlarsınız. Diğer taraftan da verilen hediyenin değerini görür, şükürle kucaklar, sahip çıkar ve emanete sadık olursunuz. İşte bizler arkadaşlar hayırlısıyla yolcu kitabıyla inşallah her birimizi kendimizden kendimize, kendimizden içeriye ve kendimizle buluşmaya davet ettik. Davetliyiz. Ve bu buluşmada her birimiz kendimizi yanımıza alarak kendimize gitmek durumundayız. İçinde olmadığın bir arabayı kullanamazsın, kullanılırsın. Sadece olman gereken onun için burada olmak, kendin olmak ve kendinle olmak. Bugün Eskişehir'e böyle mesajlar getirdik, sevgilerimizi getirdik. Kucak dolusu böyle ilahi aşkla geldik. İlahi kıvılcımlarımızdan, gönlümüzden her birimize birer kıvılcım böyle şu anda atalım, yollayalım. Her birinizi sevgiyle kucaklayalım.